Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir zamandır alışveriş videosu çekmiyordum ama bugün acısını çıkartacağız diye düşünüyorum. Çünkü dev bir alışveriş diyeceğim ama çok da şimdi buraya koyunca da dev gibi de olmadı. Ben aslında bunu iki parça çekerim diye düşünüyordum ama galiba hepsi tek videoya sığacak. Siz de hepsini tek videoda izleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Bir sürü ürün var. Hepsini İstanbul'dan aldım. Kimisini butiklerden aldım. Kimisini Inditex markalarından aldım. HM var. Ondan sonra başka ne var? Bunların çoğunluğu butik markaları. Ben hepsini size fiyatlarını falan hepsini söyleyeceğim. Ben de kendim hesaplamadım ne kadar tuttuğunu. Yanıma da şöyle hesap makinesi aldım. Birlikte hesaplarız diye düşündüm. Hatta şey de var böyle IKEA'dan birkaç parça bir şey falan da var. Neyse çok uzatmayayım. Yine de bunlar bayağı vakit alır diye düşünüyorum. O yüzden hemen videoya geçiyorum. Hangisinden başlasam acaba? Şöyle hemen ilk gözüme çarpanla başlıyorum. Bunu böyle babama aldık. Bence çok tatlı. Markası HM, fiyatı 39.99, yani 40 değil 39.99. Şöyle L beden, bence çok tatlı, rengi falan çok şeker. Babam da böyle giyiyor böyle şeyleri zaten. O yüzden ilk parça bu. Bunu artık 40 diye yazayım ya, yuvarlayayım yani, bir kuruşun şeyini yapmayayım. Ondan sonra şu neymiş? Bu arada ben bunları valize de hepsini rulo yapıp getirdim. Evde de çekmiyorum videoyu, kendi evimde, annemin evine geldim, burada daha serin diye. Hepsi de getirdiğim şekilde böyle rulo halinde duruyor ya. Çok komik duruyor şu an önümde bunlar. Çarşı gibi. Bu da yine HM'den. Bu da X-Large. Yine aynı şekilde babama. Bunun da fiyatı 40 TL. Şöyle koyuyorum. Artı 40 diyorum. Devam. Şöyle bir elbise. Bunun markası yok. Bu da butik ürünü. İstanbul'daki butikler, özellikle Beşiktaş'taki butikler o kadar güzel ki. Gerçekten gitmediyseniz, ya zaten orada yaşayanlarınızın çoğu biliyordur da, benim gibi böyle ayda yılda bir gidenlere tavsiye ederim ya. Gerçekten çok keyifli oluyor. O Sinan Paşa pasajı mıydı adı? Değil mi? Sinan Paşa pasajıydı. Beşiktaş'taki şeyin adı oydu. O pasajdaki butiklerden bunların çoğu zaten. Şöyle bir elbise. Bunu da anneme aldık. Bu da medium beden. Bu da 40 TL. 39.90. Geçiyorum. Devam ediyorum. Şöyle vatkalı mı diyorlar? Vatkalı bir tişört. Pembe. Small beden bu. Çok tatlı. Bu da 40 TL. Şöyle devam ediyorum. Böyle bir tişört. Bu Adax'ın şeylerine çok benziyor ama markası Adax falan değil yani. Bu da o Beşiktaş'taki butikten. Bu 25 TL'ydi sanırım. Üzerinde bunun etiketi yok. L beden. Çok tatlı bir tişört. Şöyle. Bu da 19.90. Medium beden, pembe bir tişört. Çok tatlı. Crop biraz. Şöyle kısa yani. Aa, ikisini yazdım. Ben bunları yazmadım. 25 artı bu neydi? 19.90 yani 20 artı. Şöyle devam ediyorum. Bu da yine anneme. L beden. Lacivert bir tişört. Önünde baskıları var. Parlak böyle. Gümüş rengi mi bu? Aynen, gümüş rengi baskıları var üzerinde, çok tatlı. Kumaşları falan da yumuşacık bunların ya. Viskon herhalde kumaşları. Kumaşlardan da hiç anlamıyorum da. Bu da 29.90 yani 30 diye yazıyorum. Ay, 0 yazdım. Ay, bu nasıl geri gidiyor? Gerisi var mı bunun? Yok. C'ye bassam hepsi mi gider? Olur. Gerçi şurada toplamı yazıyor, üstüne eklesem olur mu? Olur. Tamam. 205 artı bu kaçtı? 30. Devam ediyorum. Bu da Miss Murem'den. Miss Murem de annemin eseri. Butik markalardan biri. Çok tatlı bir tişört. Şuna ne deniyordu ya? Bu kumaşa bir şey deniyordu. Büzgülü büzgülü. Şimdi çok moda. Hatta şeyde Trendyol Milan'ın kendi şeyi de var. Aynı böyle büzgülü.
kendi ürünleri de var. Askılısı, tişört şeklinde olanı falan. Bu da böyle kısa kollu, çok tatlı. Bu da medium beden. 30 TL yine aynı şekilde. Şöyle bir üst bralet aldım ben kendime. Bunlar çok yumuşak ve çok rahat oluyor. HM'den bu da. Bunun fiyatı neymiş? 80 TL medium beden. Kumaşı falan fitili ve yumuşacık, tişörtlerin içine çok tatlı oluyor. Artı 80. Şöyle bir short. Bu da Plainbear'dan. Bu da 80 TL'ydi sanırım. L beden. Çok kumaşı falan yumuşacık. Aşırı rahat. Böyle. L beden biraz büyük ama olsun, yine de rahat olur diye böyle aldım. Bu da 80'di sanırım. 80 TL'ydi. Şöyle devam ediyorum. Çok tatlı bir üst. Böyle sıfır kollu. Dikişleri falan dışarıdan. Şimdi ben bütün böyle markalarda dikişler dışarıdan sanırım, böyle moda şu anda. Ben de hemen aldım lila ve beyaz. Bu Zeçka diye bir butik var. Yine o Beşiktaş'taki pasajda. Çok tatlı şeyler var. Hepsi de aşırı uygun fiyatlıydı. Bu 20 TL falandı galiba ya. Bunların üzerinde fiyatları yazmıyor ama evet. 20, 25 miydi? 25'miş. Bu da 25 TL. Medium beden. Şöyle, bu da yine aynı yerden. Bunları hep polenle kendime aldım. İkişer tane. Çok tatlı bir üst. Böyle yüksek belli kotlarla ve eşofmanlarla falan çok tatlı oluyor. Bu da sanırım 20 TL'ydi ya. Bu da mı 25'ti? 25. Hepsi 25 miydi? Bu da small. Bu da 25 TL. Bu neymiş? Ha, bu seninki. Bu da Atila'nınki. Eşimin tişörtü. HM'den small beden. Artık arkadaş ilk small'dan small'a terfi etti. Nihayet. Bu ne kadardı? 50 falan herhalde. 50 idi herhalde. Şey ya, HM'nin klasik işte tişörtlerinden, yuvarlak yaka. 50 olması lazım. Yine aynı az önceki lila üstün. Bu da yeşil. Artık hangisini polene veririm, hangisini kendim alırım bilmiyorum. Yine o Beşiktaş'taki markadan Zeçka. Instagram hesapları var mı acaba, merak ediyorum. Kendim de bakmadım. Varsa takip ederim kesin. Bu da böyle small beden. Buna da 25 diyorum. Şöyle, bu neymiş? Ha, bu da düz siyah. Önü yazılı bir tişört. Yine Beşiktaş'tan aldım. L beden. Bu da 25'ti. Şöyle bir çok tatlı bebek mavisi, beyaz çizgili bir crop. Bu da kısa aynı şekilde. Önü de böyle açık. V yaka. Kumaşları falan yumuşacık. Sağına soluna da iyice baktık. Deli yırtığı falan olan var mı diye. Bazıları da delikti ya bunların. Aynen. O yüzden hiçbirinde hiçbir şey yok şu anda. Bu da small beden. Bu sanırım 30 TL'ydi. Şöyle devam ediyorum. Çok tatlı bir tişört. Bu da beyaz. Üzerinde çok güzel bir sembol var. Çok tatlı ve bunun da kumaşı yumuşacık, rahat bir penye. Bu da 24.90'mış. Yani 25. Kaç dakika olmuş görünüyor mu? Gösterdiğin bu şeyler da... böyle tam gözüküyor mu? Ona bakacaktım. Gözüküyor herhalde. Gözüküyor mu? Bu da böyle kırmızı beyazlı bir tişört. Bu çok tatlı bir tişörtmüş ya. Burada da daha güzel duruyor değil mi? Uh-huh. Şey gibi böyle. HM falan gibi yani. Hiç ayırt edilmez. Baskısı falan da çok iyi renkleri. İnşallah yıkadıktan sonra da atmaz. Bir şey de olmuyor gerçi. Açsan olacak ya. 30 TL işte. Gayet iyi yani. Şimdi tişörtler Bershka'da falan olmuş. 80-90-120 lira falan yani. O yüzden hiç gerek yok. Zaten bunlar ömürlük değil, sezonluk şeyler oluyor. Bu ne kadarmış? Bu da 30 lira medium beden. Şöyle bir yumuşacık tişört daha. Bunun da kumaşı viskon gibi, böyle tiril tiril. Çok rahat. Böyle gri, üzeri mavi yazıları var. Bu da 24.90 medium beden. Bundan iki tane aldım. Medium'unu kendime aldım. Small'unu da kardeşime aldım. Bunu da hemen yazıyorum.
Yine aynısı o aldığım small olanı. Çok tatlı, kumaşları falan çok güzel. Polen burada olsaydı ona denettirirdim ben bunları mankenliğe. Şöyle bir, bunu şeyden bulduk değil mi? Çokomel butik. Beşiktaş'ta Çokomel diye bir butik var. Çok tatlı. Bunun normalde Pull&Bear'dı sanırım markası. Altlı üstü satılıyor ve 300 lira falandı yani takımı. Ben sadece altını bulabildim. Polen bu rengini çok istiyordu, yeşil rengini. Ona yeşilini aldım. Kendime de bebek mavisini aldım. Onu da gösteririm birazdan. Bu sanırım 50 TL'ydi değil mi? Evet. Aynen. Medium beden aldım ama bayağı böyle lastiği genişliyor da çok da genişlemiyor yani. O yüzden ona da medium beden aldım. Small almadım. Çokomel butikten, Beşiktaş'tan. Bu da 50 TL'ydi. Kendime de bebek mavisini aldım. Benimki de L beden. Dediğim gibi bedenlerinde çok büyük böyle farklar yok. Hepsi dar duruyor yani. Hepsi small gibi. Ama çok tatlı. Çokomel butiği de TikTok'tan buldum ya. TikTok'ta paylaşmışlar. Şöyle. Bu da Beşiktaş'taki bir butikten. Kadıköy'de de vardı da. Her yerde var ya bu çileklilerden. Şimdi şöyle moda ya. Büzgülü mü deniyor buna acaba? Büzgülü. Çok tatlı. Karpuzlu. 25 miydi 30 muydu? 30'muş bu. 30 TL medium beden. Çileklisi de 35. Onu Kadıköy'den aldık çünkü. Çileklisini almadım ki. Ben almamış mıydım? Çileklisini bıraktım, almadım. Sadece bunu aldım. Kadıköy'de de aynı ürün ama hepsi pahalıydı. Kadıköy'de daha pahalı yani, Kadıköy'ün butiklerinde. Beşiktaş'ta daha uygundu. Daha çok çeşit vardı bir de. Ay, üzerine de şey dökülmüş. Pisi pisi. Şöyle devam ediyorum. Bu artık klasik, hepinizin bildiği fitilli taytlar, yumuşacık. Aşırı rahat. Yazın şeyde, baharda falan da giyilir, kışın da giyilir. Botla motla, spor ayakkabısıyla her şeyle olur. Bu da Stradivarius sanırım ya da Bershka'ydı. Stradivarius'muş, aynen. Ne kadar? 130'dan kaça düşmüş? 60 TL'ye düşmüş. Trendyol'da falan da var bunların aynısı zaten ama bunun kumaşı daha iyi diyorlar, bilmiyorum. Onu denemedim. Yazıyorum. 840. Hiç daha kaç eder? 900 değil mi? Şöyle bir gecelik, bunu da yine anneme aldık. Annemin en sevdiği markadan, Bismurem'den. Yumuşacık falan böyle, çok tatlı. Sanırım Wonder Woman'ın sembolü bu ya. VW harfi var üzerinde ama çok şeker bir gecelik. L beden. Bu ne kadar? 20 TL. 20 TL'cik. Son olarak da IKEA'dan aldıklarımı da gösteriyorum. Şu saklama poşetleri aşırı kullanışlı oluyor. Delinmiyor, yırtılmıyor, kopmuyor. Yıkayıp yıkayıp da kullanabiliyorsunuz. Makinede yıkanınca biraz rengi koyulaşıyor gibi oluyor ama elde yıkarsanız hiçbir şey olmuyor. Ben bunlara et, tavuk falan koymuyorum. Sadece meyveler, sebzeler için falan kullanıyorum. Bayağı güzel. Ne kadardı? Acaba ne kadardı? 50-60 lira bir şeydi. Sanırım 50 TL'ydi de ben yuvarlayayım, fazla da olsa 50 diyeyim. Şöyle iki tane spatula, bu IKEA'nın spatulaları çok tatlı oluyor mutfakta. Kullanışlı oluyor. 20-20 bunlar da 40 liraydı. Polen'in ilk çeyizi. Bunu Polen'e aldım. Bende var. Annemde de var. IKEA'nın sarımsak ezicisi. Aşırı kullanışlı oluyor. Başka hiçbir şey sarımsağı bunun kadar kolay ve rahat ezmiyor. Makinede falan yıkanıyor. Paslanmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bu sanırım kaç TL'ydi? Bu da 50 TL falandı ya da 40 TL'ydi. Ama sanırım 50'ydi. Bilmiyorum. Emin değilim. Böyle bir sarımsak ezici IKEA'nın. Ben Zara beyaz tişörtümü getireyim mi? Zara'dan beyaz tişört almıştım. Bir de son olarak çorap, dolabımızın çorap çekmecesine, teline böyle yazlık kışlık Atilla'nın çoraplarını ayırmak için bir kutu gibi bir şey aldık. Bu da yine IKEA'dan. Bu da sanırım 30 TL'ydi değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Bu da 30 TL'ydi. Rengi mavi, çok tatlı. Bizim yatak odamıza da uyuyor. Gerçi zaten dolabın içinde görünmüyor ama yine de olsun, tatlı bir rengi var. Bu da 30 TL ve topluyoruz.
toplam 1090 TL. Kaç parça şey var orada 1090 TL'ye? Çok parça şey var. Saysaydım keşke, değil mi? Aynen. Parçalarını saymadım ama arkadaşlar gördünüz şöyle. Başla ederiz ondan. Şöyle gördünüz. İşte bunların hepsi 1090 TL tuttu. Daha da buraya getirmediğim bir şey. Aa, telefon kaplarımı getirseydim keşke. Telefon kapları. 3 tane çok tatlı telefon kabı aldım. Bir tanesi sarı. O şimdi telefonumda gösteremiyorum. Diğerlerini de evde unuttum. Bir tanesi pembe, bir tanesi de çok tatlı bir ıhlamur yeşili, mint gibi bir yeşil. Onlar da hepsi 25 TL'ydi değil mi? 25. Onları da yazayım dur. 25, 25, 25, 75 TL'de onlar vardı. Evet. Benim bütün... Zara tişörtüm var, onu da getirmedik. Senin Zara'dan aldığımız, aynen. Atilla'ya da aldığımız 120 TL'ydi o tişörtte. Çok güzel bir Zara tişört, beyaz tişört. O da çok tatlıydı. Onu da yazayım. Dur bakalım. Bize bu İstanbul şeyi ne kadara patlamış merak ediyorum. Evet. Artı 1285 oldu. İşte var mıdır daha öyle? Bir de ben bunların, biz ilk önce valizlerimizi eve indirdik. Evden buraya annemlere geldik. O yüzden arada unuttuğum bir şey varsa, bilmiyorum, unuttuğum bir şey de olabilir yani, ama toplam bize 1300 liraya falan denk geldi bu alışveriş. Ama bir sürü parça var gördünüz zaten ve hepsi çok tatlı şeyler, hep giyilebilecek şeyler yani, uzun süre düz tişörtler falan yani. Öyle bir alışveriş oldu. Uzun zamandır da video çekmiyordum, bana da iyi geldi bu video. Videoyu da burada kapatıyorum. Hepsini gösterdim zaten. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum ve hoşça kalın diyorum.